Sayın seyirciler, bugün Hakimiyet Web TV'ye yeni bir konuğumuz var. Aslında bu konuğumuz Çorum'da yeni değil. Elhamdülillah Çorumlu oldu zaten. Yaklaşık 5 yıldır Hitit Üniversitesi'nde kendisi öğrenci. Bugün evine misafir geldik. Evet, Marcel'ciğim selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Allah razı olsun, iyiyiz elhamdülillah. Ramazan nasıl geçiyor? Önce ondan bahsedelim. Çok süper başladı. Yavaş yavaş iyi gidiyor. Bir sıkıntı daha çıkmamış. Sıkıntı yok elhamdülillah. Yok, yok. Peki, koronayla bir sıkıntın var mı? O yüzden sıkıntı daha çıkmadım dedi. Korona var ama biraz korkuyoruz. Çünkü çıkmıyoruz dışarıya. Çıkıyoruz ama çok az. Dışarı gittikten sonra merak ediyoruz. Nereye tutabiliriz? Nerede sağlam, nerede? O zaman moral biraz bozulmuş ama elhamdülillah bizim Çorum'da güvenlik çok iyi. Hastaneye görüyoruz, haber okuyoruz, böyle devlet çalışıyor bizim için. Çok teşekkürler ve Allah razı olsun diyorum hastaneciler ve doktorlarımız. Böyle Çorum'da. Peki şimdi korona başladı, tüm dünyada var. Evet. Sence en güvenli ülke hangisi? Bunu samimice söyle bakalım. Bu reklam değil. Türkiye diyeceğim. Çünkü iki haber izledim. Yurt dışında Türkleri oraya hasta oluyor. Sıkıntı geldikten sonra hemen Cumhurbaşkanı çağırıyor, böyle oluyor, geliyor, buraya devam ediyor. Mesela bizim memleket, örnek alacağım. Kamerunlu var, başka bir ülkeler sıkıntı çıkıyor, bizim memleket çağırıyorlar. İyi tutmuyor, tutuyor ama çok hafif tutuyor. Ama bu da hemen oraya çıkmış, hemen çözüyorlar buraya. O yüzden benim için Türkiye diyorum, en sağlam. Türkiye en sağlam. Yani. En sağlam. Peki memleketten arkadaşlarla, ailenle irtibat kuruyor musun? Onlar ne anlatıyor? Onlar nasıl görüyorlar Türkiye'yi? Evet, ilk zamanda çok merak etmişler. Avrupa'da patlıyor, korona nasıl olacak? Her gün çağırıyorlar. Nasıl? Video Çorum'da çok iyi. Vardı ama çok az, yüze çok az geliyor. Şimdi moral iyiymiş oraya. Bir sıkıntı gelmiyor oraya. Mutlu oluyorlar. Yani onlar da Türkiye'nin durumundan haberdarlar. Tabii biz arıyoruz her gün. Merak etmeyin böyle oluyor böyle. Mesela ben çarşıya gittikten sonra temizliyorlar yola. Çekiyorum resimler, veriyorum ona. Mesela baksınız böyle çalışıyorlar. Merak etmeyin, korona burada çizerler. Onları görünce hemen. Onların da içi daha rahat. Tabii hemen. Evet, şimdi kıymetli izleyicilerimiz, biz kendi kendimizi değerlendirmemiz de mümkün elbette. Yani bir Türk vatandaşı olarak desek ki Türkiye bu çok iyi yapıyor, çok güzel yapıyor. Belki insanlar düşünür, bunlar kendi kendilerini övmekten, methetmekten başka bir iş yapmıyorlar diye. Ama memleketimizde yaşayan bir yabancı gözüyle bizim şartlarımızda yaşamış. Yani biz ne kadar riske muhatapsak buradaki arkadaşlarımız da, yabancı arkadaşlarımız da bu riske muhatap. Onların gözünde bu değerlendirmeyi aldığımız zaman nerede olduğumuzun yeri biraz daha belirginleşiyor. Çünkü niye? Elbette ki şu zamanda yani bizlerde, Çorum'da yaşayan, başka illerde yaşayan her kim varsa artık dünyayı okuyabilme imkanına sahip, iletişim imkanlarından dolayı. Fakat yurt dışından gelmiş, burada eğitim alan arkadaşlarımız bize göre hakikaten yani bir gömlek, iki gömlek daha dünya insanı. Çünkü ülkeden ülkeye gelmek demek onların vizyonuna farklı şeyler. Kendi ülkelerini, yabancı ülkeleri Türkiye ile kıyasladıkları vakit Türkiye'nin durumu biraz daha kendisini gösteriyor. Şimdi burada Marcel'i zaten Çorum kamuoyu yakından tanıyor. Marcel şu anda makine mühendisliğinde eğitim görüyor. Peki şu anda Marcel'e soralım, okulla ilgili durum nedir? Okula devam edebiliyor musunuz yoksa uzaktan eğitim mi var? Okul devam edecektim. Ama şimdi üniversiteye kapanmışlar. Dersler internette, başka dersleri devam ediyor internette. Ama bizim için çok zor geliyor. Mesela İTİT, ÜBİS gittikten sonra dersleri nasıl devam edecek okuyoruz. Tıklattıktan sonra çok karışık oluyor. O yüzden inşallah seneye devam edeceğiz. Daha düzgün olabiliriz. Okul sistemini daha çözebilir. Evet. Ama şimdi çok sıkıntı bizim için. Peki Çorum'da kalmaktan, Türkiye'de kalmaktan memnunsun korona tarafı? Memnun. Çorum'da çok memnun. Çok sevdim Çorum'da. Başka bir yere düşünmüyorum. Evet. Buradan bekliyorum. İnşallah bir ay, iki ay bitebilir korona. Bizim işimiz evet. Devam edecek. Peki sen evde kalarak üzerine düşeni yapıyorsun. Evde kalmayanlara veya kalması gerekenlere bir mesaj verelim.
evde kalsınlar, bu işin şakası var mı yok mu, ciddiyet ne durumda? Evet, en önemli bakanlarımız ne diyorlar? Evde kalsınız. Haberle diyor, evde kalsınız. Kalmamız gerekiyor. Çünkü geziyorlar dışarıya, bizim için mesela gazeteciler, bakanlar gidiyorlar. Tutabilirler korona. Ama neden gidiyor? Bizim için. O yüzden sadece tek yardım verebiliriz onlar. Eve kalsın. Sadece bunu. Peki, sence bugün en büyük mücadeleyi veren sağlıkçıların konumu nasıl hastanelerde? Onlar çünkü hastayla sürekli muhatap. Biz şimdi en ufak bir yere bile değmeye korkuyoruz ama evet, onlar hastalarımızı kurtarmak için mücadele ediyor. Senin gözünde doktorların durumu ne? Önceki şey, din bakıyoruz. Şimdi korona geldikten sonra en önemli adamları bizim için şimdi biliyorum. Benim kafada birinciler, birinci din. İkinci doktorlarımız. Nasıl çalışıyorlar? Her gün eve gitmeden önce kendine soruyorum. Şimdi yatağa gidiyorum. Rahat, ses yok. Hastane nasıl oluyor? Hemen internete bakıyorum. Koşuyorlar. Yatak koşuyor. Bunu geldi. Bu doktor ağlıyor. Bu telefon arıyor. Bu adam ölmüş. Bu adam böyle. Bu adamları ben bilmiyorum. Nasıl hediye verebiliriz onlar? Ben bilmiyorum. Sadece dua edeceğiz. Kendine dua edeceğim onlar bu Ramazan'da. Her gün, her akşam yatmadan önce dua ediyorum. Ya Rabbim yardım et bu adamlar. Fark etmez. İyi doktor, kötü doktor falan filan fark etmez. Ama hastanede duruyorlar. Korona orada ama yatıyorlar oraya. En önemli şeyleri dua edeceğiz onlar. Evet, Marcel tam kitabın kavlinden konuşuyor arkadaşlar. Tabii ama benim Türkçe biraz... Yok, senin Türkçe de gayet iyi. Çok zayıf. İzleyen arkadaşlar da eminim anlıyorlar fazlasıyla. Çünkü burada lisan önemli değil. Gönülden konuşmak önemli. Gönülden konuştuğumuz zaman hangi lisanla olursa olsun insanın gönlüne mutlaka iz bırakacaktır. Kaldı ki sen tam Çorumlu gibi konuşuyorsun zaten. Yok. Çorumlusun, biz seni Çorumlu olarak kabul ediyoruz. Evet, Marcel'le birlikte bu kısa sohbetimiz, bu korona günlerine, Marcel'in bakış açısını, yabancı öğrencilerin burada. Çünkü onlar, biz ailemizin yanındayız. Onlar ailesinden kilometrelerce, hatta binlerce kilometre uzakta. Fakat ona rağmen Çorum'da olmayı, Türkiye'de olmayı kendileri için bir güven olarak ifade ediyorlar. Ailelerinden aldığımız haberler de hakikaten o yönde. Gönülleri çok müşteri. Çünkü Türkiye'nin bu konuda verdiği mücadelenin ciddiyeti tüm dünya tarafından takip edildiği gibi özellikle buradaki arkadaşlarımız aileleri tarafından da takip ediliyor. Allah bu günlerimizi inşallah kazasız belasız en az zararla bu işte vefat etmiş kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin, geride kalanlarına sabırlar versin, doktorlarımıza da güç kuvvet versin. Bize düşen tek şey bu mücadelede hekimlik yapacak değiliz, tedavi edecek değiliz ama yapabileceğimiz şey evde kalmaksa mücadelenin bu tarafında da biz yer alıp evde kalma mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadeleye katkı vereceğiz. Marcel de üzerine düşeni hakikaten yapıyor. Biz evinde gördüğünüz gibi aramıza da sosyal mesafe baktık. Marcel'in evi de... 1,5 metre. Marcel'in evi de yani bir hastane kadar, bir ameliyathane kadar steril vaziyette. Çok dikkat ediyor. Ondan dolayı da ben kendisini tebrik ediyorum. İnşallah bu günler bittikten sonra buna benzer görüşmelerimiz, yayınlarımız, mesajlarımız yine devam edecek. Allah'a emanet olun. Evet Marcel Bey, sen de son selamı söyle. Çorum'a mesaj ver. Teşekkürler Çorum diyeceğim. Çünkü yabancıyız buraya. Rahat yaşıyoruz buraya. Zaten aile yok. O imkan yok. Marcel'cim, diğer öğrencileri de siz geldi geçen sene biraz tatilinde memlekete gitti. Yani üniversitenin direktörlüğün sizinle ilgisi var mı? Yoksa burada garip mi kaldınız? Diğer öğrencilerin durumu çok teşekkür ediyorum. Yok. Ve hastaneye bizim dua edeceğimiz bize. Çöpe atmadan gitmeniz de. Dua edeceğim size. Gitmişler. İnşallah yapımlar tutacak ve daha kolay olacak. Telefon başladı. Mesela ben hakimiyet oraya aradıktan sonra hemen biliyorlar tutacak beni. Oraya başladık ve başka öğrenciler böyle kulak kulak telefon aramışlar, soruyorlar. Nereye yaşıyor, nereye gidecek? Çok teşekkürler. Rektör çözmüş o problemleri. Ama tek sıkıntı bu, tatil gitmeyeceğiz bu sene. Ama normal bir şey. Çünkü gitten sonra koronavirüs paylaşmak diyor demek.
buraya kalacağız. Çok memnun oldum bu sene. Ama moral biraz bozulmuş. Neden? Korona nereden çıkmış? Ne yapıyor dünyada? Çok kötü bir şey yapıyor. Ama inşallah iyi olacak. Bakarız, bekliyoruz. Peki bu Fransa'dan hasta olanları Türkiye'ye tek kişiye bile uçak gönderiyor. Dün de İsviçre'ye gönderdi, İsveç'e gönderdi. Evet. Bunları televizyondan takip ediyor musun? Nasıl? Evet, izliyorsun? İzledim ama fake news gibi izledim. Fake news ne demek? Komik bir haber. Şöyle olmuş, bir Türk hasta olmuş Fransa'da, bir Cumhurbaşkan bir tek uçak gitmiş. Şaka gibi aldım ama ikinci gün yeni okudum. Gerçek bir şey. Ben şaşırdım. Niye şaşırdım? Bizim memleketçe 200 falan Kamerunlu hasta varmış yurt dışında. Aramışlar memlekete. Böyle böyle var. Oraya gidebilir miyiz? Evet demişler ama olmamış. Şaka gibi tutmuşlar. O adamlar orada yaşıyor. Başka ölmüşler mi bilmiyor. Daha okumadım o haberleri. Ama ben merak ediyorum. Sordum kendine. Bu memleket bir adam için uçak gönderiyorlar. 100 adam için hiçbir şey yapmıyorlar. Bu memleket bereket demek. Çok sağlam ve süper bir memlekette yaşıyorum. O yüzden Türkiye farklı bakıyorum şimdi. Geçmiş zamanda iyi bakıyorum ama şimdi daha iyi ve daha sağlam bakıyorum.